Hızlı bir biçimde gündeme girelim hocam. Tamam, sağ olsunlar. Benim kısaca söyleyeceğim bir iki şey var. Buyurun. Söyleyip geçeyim isterseniz, buyurun, izin verirseniz. Hazır konuşun. Estağfurullah, evet. Buyurun. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bize saldırmış dünkü programdan dolayı. Cevap vermeye çok değer gördüğüm bir tutum değil bu. Ama belli ki bir suçüstü yakalanmanın, bir suçüstü kavramıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Mevcut içinde bulundukları durumu doğru bir biçimde yakalamış olduğumuzu anlıyorum. Bu nedenle bir feveran, bir tepki ve örtülü bazı tehditlerle karışık bir saldırgan dille değerlendirmiş. Bütün üzerinde durduğu şey de MHP'nin aldığı oy ve baraj altında kalma tehlikesi ve iktidara koltuk değneği olduğu olgusudur. Bunların tümü birer gerçektir. Fakat Semih Yalçın'la bu tartışmayı devam ettirmenin bir anlamı yok. Biz sözümüzü söyledik, o orada duruyor. Yani laf oyunlarıyla, cambazlıkla, işte kehanetçi suçlamalarıyla bu işin içinden sıyrılması mümkün değil. Asıl hesabını bu ülkenin hala aydınlık geleceğine inanan, cumhuriyete bağlı, Mustafa Kemal'in savunduğu anlayışı kendisine rehber edinmiş vatansever ülkücülere karşı verecekler asıl hesaplarını. Onlar onu düşünsünler. Yani AKP iktidarına, cumhuriyet düşmanı bir siyasal iktidara bu kadar uzun süre koltuk değneği olan, onun yedek lastiği işlevini gören bir siyasi partinin yöneticilerinin bizim gibi yurtseverlere, cumhuriyetçilere, devrimcilere söyleyebilecek pek fazla sözünün olmadığını düşünüyorum. O bakımdan hiç üzerinde durmayacağım. Tele1'i küçük bir televizyon kanalı demiş ama bizim bu haberi veren, yani ben izledim nerede verdiğine, yani kendilerinin yayın organı nitelindeki, ki biz bağımsız bir televizyon kanalıyız, yani 0,0001 bile izlenmeyen bir televizyon kanalından bize bu cevabı vermiş. Tele1 Türkiye'nin 1. liginde, hatta Süper Liginde başa güreşen önemli ve etkili bağımsız haber kanallarından biridir. Bunu kendileri gayet iyi biliyorlar. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, önce bu göğe sütleri meselesi.